neden öfkeleniyoruz biz? Neden öfkeleniyoruz? Öfkelenecek çok fazla şey, sebep arıyoruz. Sebep de çok seviyor fazla. Seviyoruz öfkelenmeyi. Didiklemeyi seviyoruz biz. Didiklediğimiz zaman da çevremizde açıkçası buna materyal çok fazla. Tabii. Ve öfkeyle karıştırdığımız şeyler aslında başka duygular var. Neyi karıştırıyoruz öfkeyle? Şimdi ilk öncesinde tabii ben buradan seyircilerimize pazar günlerine böyle keyifli, güzel bu programda öfke konuşuyoruz ama evet, bunu eğlenceli bizim hali. Bizim enerjimiz güzel. Biz öfkeyi evet, nasıl iyiye çeviririz onu konuşacağız. Aynen. Bugün. O yüzden bugün çok keyifli geçecek. Hiç böyle morallerini bozmasınlar. Hiç bozmaz bizim seyircilerimiz. Aynen. Onlar hep keyifli izliyorlar. Bir sürü şey öğreniyoruz hep birlikte. Kesinlikle. Şimdi öfke dediğimiz şey karşımızdan bizler önemsenmediğimizi hissettiğimizde, ilgi duymadığımızda, ilgi duyulmadığımızda, görmediğimizde, karşı taraftan ne anlatmak istediğimizi onlar bizi dinlemediğinde öfke hissediyoruz. Kadın erkek ilişkilerine doğru yaklaşıyor konumuzu. Yaklaşıyor, hemen o tarafa doğru gidiyor. Mesela bir ortam var, bir masada konuşuluyor. Ve karşı taraf birini dinlemiyor. Cep telefonuyla başka bir şeye ilgileniyor. Karşı taraf duruyor, hiddetlenmeye başlıyor. Ama cep telefonuyla ilgilenen kişi bunun farkında değil. Doğru. Karşısındaki insan öfkeleniyor, sinirlenmeye başlıyor. Ve seviyesi giderek buna artıyor. Şimdi burada aslında çok güzel bizim ileride göstereceğim bir tablom var. Gösterelim hemen tablomuzu. Hemen gösterelim. Böyle. Tablomuzda neler yazıyor? Çok neler tatlı. Yazıyor. Bulutlarımız var. Neler evet, var? Evet. Şimdi bu tabloyu biz iki taraflı ele alacağız. Hem öfkelenmemek için hem de karşımızdaki insanı öfkelendirmemek için. Doğru. Yani iki tarafın da etkisi var. Doğru. Öfkelenen insan kimi zaman başkasını da öfkelendiriyor. Evet. Yani tek kişiye mahsus bir şey değil bu. Yani burada mesela o masada oturan insan karşısındaki insanı öfkelendirmemek için ne yapacak? Karşısındaki insanı önemseyecek, saygılı olacak. Saygılı olacak. Orada cep telefonuyla ilgilenmeyecek. Ve karşısındaki insan da şunu düşünebilir. Acaba orada ne kadar önemli bir işi var? Acaba acil bir mesaj mı geldi? Doğru. Ona söyleyemediği bir şey mi var? Belki ona önemli bir mesaj geldi. Yani aslında öfkelenmeden önce bir durup düşünmek gerekiyor değil mi? Evet. Empati kuracağız. İki taraf içinde. Sevgiyle yaklaşacağız. Diyeceğiz ki sevgi dolu. Yani hınçla, hiddetle değil de sevgiyle yaklaşacağız. Yani böyle şişip şişip şişmeyi beklemeyeceğiz değil mi? Çok tehlikeli. O çok tehlikeli. Onu asla yapmayacağız. Anlayış. Burada anlayacağız. O insanın aklından ne geçiyor? Şöyle bir bakalım. Hani biz böyle cin fikri olmayabiliyoruz ya. Tamam o zaman. Hadi cin fikrimiz onun aklından ne geçiyor? Evet, sinirlenmeden önce de biraz didikleyelim değil mi? Didikleyelim. Acaba gerçekten ne düşünüyor? Ama bunu iyi taraftan kullanmayı düşünelim. Böyle başka neler var? Uzlaşmacı olalım. Şimdi orada mesela pazar günü o masa başına öfkeyle mahvetmek yerine uzlaşmacı olup şöyle bu güzel programı seyredip üzerine bir kahvemizi içip yürüyüşe çıkmak ne güzel olmaz mı? Değil mi? Kesinlikle. Harika fikir. Sonrasında dürüst olmak. Yani orada cep telefonuyla uğraşan kişiye soru sorabiliriz. Ve dürüstlükle buna cevap verebiliriz. Hani karşılıklı. Doğru. Bütün bunlar karşılıklı. Özveride bulunacağız. Yani karşımızdaki insanı anlamak isteyeceğiz. Özveride bulunacağız. Anlayışlı karşılamak. Sevgi göstermek, saygı göstermek bunların hepsi birer mix. Mutluluğun tablosu diyorum ben. Mutluluğun tablosu hakikaten. Evet. İkili ilişkilerde de böyle. İkili ilişkiyi sadece kadın erkek olarak düşünmeyin. Anneniz, kardeşiniz, iş arkadaşınız, arkadaşınız, her şeyiniz. Kesinlikle. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla böyle bir sohbet yaptık. Bir eşiyle birlikte böyle bir hiddetlenip tartışıyorlar. Sonra iki tarafta diyor ki keşke ben ona söyleseydim hatasını. Evet. Keşke ben de ondan özür dileseydim. Ama olay öfkeye varınca çözülmüş. Aslında keşke. Konuşamıyoruz biraz değil mi biz? Konuşamıyoruz. Kullandığımız dil noktasında hemen
yükseliyoruz. Ben burada çok güzel bir örnekle daha geliyor. Hemen bunları da göstermek istiyorum. Şimdi seyircilerimiz diyecek ki acaba bu balonlar ne? Ben hemen bunları anlatayım sizlere. Bakın bu gri renkli balon bizim hiddetlenmeye başladığımızdaki çaktırmama noktamız. Birisine sinirleniyoruz ama hani şöyle bir... İçimizden bir şişiyoruz. Tam böyle bir öyle sinirlenme halleri vardır ya. Renk verme ile vermeme halleri. Ama bakın bu uç noktada. Ve burada herhangi bir sivrilik yok değil mi? Ve rengi gri. Ve küçük. Sonra bir anda buraya geliyor. Hiddetlenme oranı anında yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Neden bu kadar hızlı çıkıyor sizce? Şimdi tehdit algısı. İlla bunu vücut, kan basıncımız vücutta olan tepkimelerden bir tanesi. Herhangi bir söz söylüyoruz. Diyelim ki şöyle bir atmosfer yine var. Evden örnek vereceğim. Hep beraber evde bir iş yapacağız. Ve biz işte çocuğumuza dedik ki sen çekil şimdi anlamazsın ondan. Ondan sonrasında çocuk içeri çekildi. Bu sefer salona geçtik. Çocuğa bu sefer dedik ki sen sus bir dakika. Sen bir dur orada. Sürekli çocuk, bastırıyoruz aslında evet, onu. O çocuk da gitgide zaten buydu. Rengi buydu. Ama biz onu fark etmedik orada. Sonra öbürü oldu. Sonra bir anda bu oldu. Tabii. Ama biz onu bilmiyoruz ki. Ama çocuğun kan basıncı gidiyor böyle. Ben burada tabii çocuk diyorum ama o büyük işveren, işçi, arkadaşımız, şey annemiz, babamız. Sonra bakın burası çok önemli. Geldi buraya. Aman ha sakın. Bakın Özge Hanım şu an elimde bir bomba tutuyorum. Evet. O duruma geldiğinde zaten her geldi, şey bakar iş işten mısınız? Geçmiş oluyor. Bakar mısınız ucunu görebiliyor musunuz seyircilerimiz? Patlıyor. İş işten geçmiş oluyor. O yüzden zaten sürekli etrafta böyle kötü haberler okuyoruz, evet. Kötü şeyler duyuyoruz. Yani aslında bu aşamaları biraz analiz edebilsek karşımızdaki insandan evet. Değil mi? O yüzden şimdi, empati çok önemli işte. Empati çok önemli. Empati çok buradaki önemli. İnsanı buraya çevirebiliriz. Ama buradaki insanı dönmez artık. Bu tarafa çevirmek inanın birikmişliği o kadar fazla olur ki. Bu birikmişlik bu arada bir anda olmak zorunda değil. Bir hafta sürer, iki hafta sürer. Uzun sürmesi daha bile kötü değil mi? Çok fazla. Peki nasıl anlayacağız bir insanın öfkelendiğini? Nasıl empati kuralım, anlayalım? Sinyalleri nelerdir? Bir kere çok fazla hızlı hareket etmeyeceğiz. Karşımızdaki insana değer vereceğiz, önem vereceğiz. Yok onu öfke anını soruyorum. Öfkelendiği anı. Evet. Anda. O anda masadan kaldırdık kafamızı, elimizde telefonumuz var, karşımızdaki kişiyle de ilgilenmemişiz. Nasıl anlayacağız? O anda o kadar büyük belirtiler var ki elde titremeler. Tabii bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Ama genel anlamda vücudun verdiği bir takım tepkiler reaksiyon var. Ellerde titremeler oluyor. Böyle. Seste titreme halleri. Kimileri çok vücudunu yükseltir, yükselir böyle. Ve yerinde duramama halleri. Yürüme halleri. Öfkelendiğinde. Evet. Hareketli. Kan basıncı yükseldiği için yanaklarda kızarmalar. Göz bebeklerinde büyüme. Ondan sonrasında susama halleri. Çünkü dili damağa koyacak orada. Böyle ne yapacağını bilemeyecek. Vücut değiştiği için tabii. Evet. O anda karşıdaki kişi alttan almalı. Çünkü evet. Bir kere artık o öfkeli. Sonrasında oturup halledebilirsiniz ama o an değil belki o değil an mi? Değil. Çünkü o an zaten bu noktaya geldi. O noktada çok sağlıklı iletişim kurulamaz. O yüzden alttan almak evet. Gerekli. Kötü haberler okumamak için. Bile bile cinnete götürülmesin. Evet. Öfke bulaşıcıdır demişsiniz. Doğru mudur bu? Öfke bir virüs gibi böyle bütün her yeri sarar. Sarmalar. Eve geldi, kapıyı açtı. Ben böyle sürekli evden örnek veriyorum ama hani hepimizin hayatımızda olduğu için hani daha iyi anlayabilelim, empati kurabilelim diye söylüyorum bunu. Kapıyı açtık. Hiddetle işte adam girdi içeriye.
attı çantasını, ceketini. Bu ne kadar dedi, ev kokuyor böyle. Kadın o anda hiçbir şey söyleyemedi. Ama şişti. Şişti. Hiç böyle hiçbir şey söyleyemedi ama. Doğru. Sonra giderken koridorda yerde oyuncağı gördü. Ondan sonra onu çocuğuna kızdı. Doğru. Öfkesini dedi ki, bu ne böyle her yeri oyuncaklarını saçmışsın. Yeter artık, bıktım. Sonra çocuk annesine hiçbir şey söyleyemedi. Odasına gitti. Aldı bir tane oyuncağını. Vurdu. Doğru. Eve biri öfkeli geldiğinde hakikaten, yani nasıl mutluluk bulaşıcıysa öfke de, korku öfke da hepsi bulaşıcı değil mi? Evet. Etrafımızdaki insanları etkiliyoruz aslında. Kesinlikle. Özellikle öfke çok çabuk hani insanlarda bir şey yaratıyor. Kesinlikle. Nasıl başa çıkacağız öfkeli insanlarla? Öfkeli insanlarla nasıl başa çıkacağız? Bunda? Empati yapacağız. Onları anlayacağız, seveceğiz. Onlarla zaman geçireceğiz. Evet, bunlarla ilgili bir sürü şeyler var. Hı hı. İlk öncesinde tabii bunu da belirtmek istiyorum kesinlikle. Biz sağlıklı insanlarla ilgileniyoruz. İlk öncesinde yardım almaktan lütfen sayın seyircilerimiz korkmayın. Çok güzel. Bu ayıp değil, günah değil, utanılacak evet bir şey değil. Herkesin yardıma, psikolojik desteğe ihtiyacı var. Evet, ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok güzel psikologlar, psikiyatristler var. Lütfen yani bunu cinnet noktasına getirmeyeceğiz. Getirmeden tedavisine evet olmak gerekiyor. Onun dışında da sağlıklı insanlar da kişisel gelişim uzmanlarıyla çalışıyorlar. Evet, kişisel gelişim uzmanları bizlerle. Bakın bu noktada ilk öncesinde öfke kontrol edilebilir bir şey. Hı hı. Olgunlaşılması gerekiyor. Yani şu örneği vereceğim ben. Ayşe bir gün çalışırken 15 dakikalık bir izni var. Hı hı. Ve bu izninde yemek molasına çıkacak ve banka işi var, onu da halletmesi gerekiyor. Hemen bankaya gidiyor. Her gün gittiği bir banka ve banka görevlisine gittiği zaman banka görevlisi ondan kimliğini istiyor. Ayşe burada inanılmaz derecede hiddetleniyor ve onun ne kadar gereksiz bir iş yaptığını söylüyor ve sıradan çekip gidiyor. Halbuki onun görevi. Ardından başka bir Ayşe geliyor. Onun da her gün gittiği bir banka ve onun da o gün yapması gereken bir iş var ve onun da sadece 15 dakikası var. Ve yine aynı kişi, yine aynı kimliğini istiyor ondan ve o Ayşe diyor ki, ya diyor, bu kadıncağızın da işi ne kadar zor diyor, beni ne kadar iyi tanıyor ama diyor, benden her gün yine de diyor kimliğimi istemek zorunda. Bakış açısı. Ben diyor burada diyor çalışmayı hiç istemezdim. Şimdi vizyonel olmak gerekiyor. Bakış açımızı değiştireceğiz. Eğer bizim yanımızdaki sevdiğimiz insanlar bunu başaramıyorsa bizler onun elinden tutacağız. Yardımcı olacağız. Yardımcı olacağız yani. Bakış açısı, empati, bunların hepsi ne kadar önemli. Özellikle empati bizde çok anlaşılan bir şey değil, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle yani lafta kalmayacak. Ve bunu başkasına söylerken biz kendimiz de onu uygulayacağız. Kesinlikle. Kendimizin ne yapması gerekiyor örnek göster, hele ki çocuklarımıza. Çünkü evet, onlar bizlerden ne görürlerse onu yapıyorlar. Evet. Peki en son hemen de şunu bir sorayım. Sonrasında çok pişman oluyorum ama öfke nöbetleri geçiriyorum, kendime hakim olamıyorum diyen birine ne tavsiye edersin? Evet. Bunu tırnak içerisinde söyleyeceğim. Bayan ve erkeklerimize, kadın ve erkeklerimize ayırmıyorum. Ancak bunu genellikle kadın danışanlarımdan alıyorum. Hı-hı. Çok pişman oluyorlar. Evet, çok pişman oluyorlar. İçlerinde tutamıyorlar böyle, hemen söylüyorlar, hı, hemen tepki veriyorlar. Orada aslında sorun başka bir yerde oluyor. Ben onlara, hı, diyorum ki aslında burada sizin temelde başka bir temelde sorun. Anlatmak istediğiniz şey neydi? Yani, hı, sizin burada temelde takıldığınız nokta neydi? Siz burada aslında ona takılmadınız. Doğru. Siz burada aslında hani başka bir olay olmuş. Hadi dökülün. Doğru. Doğru. Yani bir şeye çabuk hiddetleniyorsunuz. Eşinizle, arkadaşınızla, dostunuzla sürekli kavga ediyorsunuz. Onun altında başka bir şey yatıyor aslında. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle.